Bize boyutu n eşittir 15 olan bir örneklem kullanarak ortalama için %98'lik bir güven aralığı oluşturmak için gerekli kritik t değeri, bunu da t yıldız olarak göstermişler, aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşlar. İsterseniz kısa bir tekrar yapalım ve burada neler olup bittiğini kısaca gözden geçirelim. Bir popülasyonumuz ve bu popülasyona ait bir de parametremiz olsun. Burada parametre popülasyon ortalaması. Bu parametrenin ne olduğunu bilmediğimiz için popülasyondan bir örneklem alıyoruz. Örneklemin boyutu 15. N eşittir 15. Bu örneklemi kullanarak örneklem ortalamasını hesaplayacağız ve bu örneklem ortalaması için bir de %98'lik bir güven aralığı oluşturacağız. Yani bu örneklem ortalamasına bir hata payı ekleyecek ya da çıkar daha önceki videolarda hata payını olduğundan az var saymamak için t dağılımı kullanmamız gerektiğini görmüştük. Hemen not ediyorum. T yıldız çarpı örneklem standart sapması bölü örneklem boyutunun kare kökü. Bu örnekteki örneklem boyutu 15 olduğundan bu kare kök içinde 15 olacak. Ama şimdilik ne yazayım? Bizden t değerini bulmamızı istiyorlardı, öyle değil mi? Evet. Bu durumda kullan kullanmamız gereken T yıldızın değeri ne olmalıdır? Burada Z tablosu yerine T tablosu kullanacağız ama T tablosu kullanırken hesaba katmamız gereken bir değişken daha olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu değişken serbestlik derecesidir. Bunun SD olarak kısaltıldığını görebilirsiniz. Bu videoda serbestlik derecesi hakkında detaya girmek istemiyorum. Aslında serbestlik derecesi kendi içinde bile oldukça derin bir konu. Değişik örnekten boyutlar ve serbestlik derecelerine göre farklı T dağılımları bulunması anlamına gelir ve serbestlik derecesi de örneklem boyutundan 1 çıkarılarak bulunur o halde. Bu örnekteki serbestlik derecesi 15 eksi 1 yani 14'tür. Serbestlik derecesini ilk defa görmüyoruz. Örneklem standart sapması ve popülasyon standart sapması için yansız bir tahminin nasıl yapıldığını gördüğümüzde serbestlik derecesi hakkında da konuşmuştuk. Önümüzdeki videolarda da bundan daha fazla bahsedeceğiz. Ama şimdilik yani bu örnek için belirli bir serbestlik derecesi için t dağılımına bakarken serbestlik derecesi örneklem boyutuna bağlıdır ve az önce de gördüğümüz gibi ortalama için güven aralığı oluşturulurken örneklem boyutundan 1 çıkarılarak bulunur. Serbestlik derecesini bulduğumuza göre t tablosuna geçebiliriz. Güven aralığımız %98 ve serbest derecemizde 14. Evet T tablosunu çıkaralım. Tablonun alt kısmını kesip buraya yapıştırdım. Böylelikle tüm tabloyu görebilme şansımız olacak. T tabloları kullanışlıdır. Çünkü güven aralıkları sizin de gördüğünüz gibi bu şekilde aşağıda verilir. Yani eğer %98'lik bir güven aralığı istiyorsanız bu sütuna bakmanız lazım. Sütunu işaretleyelim. Bu arada güven aralığının %98 olması demek. Kuyruklarda %1'lik alanlar bırakacağımız ve son yüzde bire kadar olan alanı değerlendirdiğimiz zaman da kuyruk olasılığının 0,01 olması anlamına gelecektir. Tam olarak göremiyorsunuz sanırım. Biraz daha parlak bir renk kullanayım. Evet sağdaki kuyruk olasılığı bu olacak. Her neyse sonuç olarak bu sütuna bakacağız. Çünkü güven aralığımız %98'e eşit. Serbestlik derecemiz de 14'tü. Bu satırla bu sütunu kesiştirdiğimizde de kritik T değerimizi 2,624 olarak bulmuş olacağız. Soruya geri dönelim. 2,624 işte burada.